Tekrar merhabalar, hoş geldiniz. Edebiyat severler diyorum artık, size öyle hitap etmek istiyorum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda okuduğum Hep O Şarkı kitabını inceleyeceğiz. Daha öncelerde bahsetmiştim aslında kendisini okuyunca nasıl bir şok yaşadığımı ve daha önce neden okumadım diye çok pişman olduğumu. O yüzden elimden gelince bütün kitaplarını okumaya çalışıyorum. Şimdi bu kitaba gelirsek eğer, kitap Kurtuluş Savaşı dönemi ve sonrasını, hemen sonrasını anlatıyor. Sultan Abdülaziz dönemi olarak geçiyor bu dönem. Kat. Bu bir aşk romanı gibi görünse de aslında aşk romanının olmasının altında o dönemin sosyal ve siyasi durumları ele alınmış. Yakup Kadri bunu romanlarında hep yaptığını zaten size söylemiştim. Okurken yine fark edeceksiniz, o dönemin İstanbul yaşantısıyla aslında Anadolu'da yaşamın, Anadolu'daki yaşamın birbirinden ne kadar farklı olduğunu yine bu kitapta da vurgulamış. Kitabın baş kahramanı Münire. Münire'nin çocukluğundan itibaren başlıyor ve Münire'nin yaklaşık 50-55 yaşlarına kadar geçen bir süreci anlatıyor. Ve Yakup Kadri bu romanı Münire'nin ağzından yazıyor. Yani bir kadının ağzından yazıyor. Diğer okur yorumlarına da baktığımda herkes benimle hemfikir. Bu konuda cidden çok başarılı. Kadın psikolojisini, hani bir kadın ancak bu kadar iyi anlar dememeliymişiz demek ki. Yakup Kadri de bunu çok iyi anlayıp yansıtmış. Kitabın diğer özelliklerine gelecek olursak, kitap 175 sayfa. Yazım diline gelirsek tabii ki de sade, anlaşılır ve akıcı. Herkese hitap edebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum ve hediye edilebilecek kitaplar kategorisine de dahil bence. Yani 2-3 günde bitirirsiniz çünkü sürükleyici ve çünkü hepimizin de hoşuna gittiği gibi içinde bir de aşk var. O sebeple keyifli okumalar diliyorum ve kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.